Şimdi tekrardan. Tamamdır. Başlıyoruz. Mii karakteri seçtik. Aynen. Tamam. Diğer insanlara çok mesaj atmayı sevmem. Asosyal bir tipim ben. Evet. Hello yeter. Hoş geldiniz abi. Artık sesimiz de var. Hiçbir şey bizi durduramaz. Az bir yavaş gir dayı. Kulağımı sevdin. Oyuncakların Krallığı. Burası oyuncakların krallığıymış. Merhaba Erin, burası benim krallığım ve ben de buranın kralıyım. Tabii doğal olarak. Duydum ki Pokemon'ları çok seviyormuşsun. Aynı benim gibi. Aynen bize şu yandaki kafalıyız abi. Böyle kafa sallayanız. Ve bu da aslında sana önemli bir ricamı doğuruyor. Yani hem rica ama şey doğrultusunda böyle hani görev gibi bir rica. Bu dünyada Toy Pokemon diye bir şey. Bu dünyada oyuncak Pokemon'ların yaşadığını biliyor muydun? Birçok oyuncak Pokemon. Gerçekten çok tatlılar. Ama onları yakalamak çok kolay değil. Ve ben krallığım boyunca sadece bu Pikachu'ya sahibim. Evet, abim bir Pikachu yakalayabilmiş. Her neyse. Bu oyunu kim yapmış? Nintendo. Nintendo'nun orijinal oyunu bu. Ve bir büyücü geldi ve 10 tane Pokemon'un olduğunu söyledi. Aynen 10 tane Pokemon'un bir büyücü varmış. Ve benim de ricam senden 11 tane Pokemon toplaman. Yani aynen şey büyücüyü geçmen anlamında. Şey o büyücünün arkasında kalamam falan bilmem ne. Ve senin de bir rüyanın Pokemon'ları toplamak olduğunu duydum. Ya eğitmen kafası diyor da biz eğitmen olmayacağız aslında bakmayın. Evet, bu 11 tane Pokemon'ları toplamanın zor olacağının farkındayım ama bunu yapabileceğinden eminim, pozitifim. Ve seni yapabileceğini düşünüyorum. Aynen yaparız. Nintendo buna zaman ayırmış mı? Ayırmış abi, bence fena olmayan bir oyun bu arada. Şimdi toplaman için sana hem kendi air balonumu hem de Pikachu'mu vereceğim. Şimdi görev var, oyun başlıyor aslında. Spaces tür demek bedevi. Tamam, önemli değil. Pokemon işte oğlum ya, ne fark eder? Game Freak şu an daha iyi geldi gözüme. Vallahi bu oyunun tam yapımcısını hatırlamıyorum ama. Ya hatırlarsanız Pokemon Quest diye bir oyun vardı. Oynamıştık. Bu da şeye de benziyor bu oyun biraz aslında. Mystery Dungeon serisinde benziyor. Çünkü Pokemon'ları ben yönlendirebiliyorum. Şimdi amacımız bir dungeon mantığı var ve bu dungeon mantığının sonunda bosslar var. Bu Pokemon'ları yenip bazılarını yakalama durumumuz var. Bu Pokemon'ları yeniyoruz ve dungeon'larda yakalayabildiğimiz Pokemon'ları yakalıyoruz. Onlarla beraber sıcak hava balonları alıyoruz. Farklı sıcak hava balonları. Ve maceraya devam ediyoruz. Şimdi bakın Torchic öldürüyorum şu anda. Her dungeon, her kat değişebiliyor. Bak orada bir Torchic parçacığı düştü. Onu aldığım zaman ben Torchic'i yakalamış oluyorum şu anda. Ve böyle yaparak Pokemon'umu değiştirebiliyorum. Pikachu roleplay değil abi. Tüm Pokemon'lar var. Mega Pokemon'lar da var bu arada. Zaten altta Mega Evolution yazıyor. Triki hoş geldin. Abi sana God Tier Lumi ateşliyim yoksa... Kanka şimdi Lumi'nin çok mühim değil. Şu an bu oyunu oynuyoruz. Abi Squirtle alsana. Seçme şansım yok maalesef. Raid neredeyse bu. Az buçuk bir Arceus yakala. Şu an yakaladım. Şimdi bizim karakter orada ve Trico bizim karakteri vuruyor. Biz de Torchic olarak kendimizi kurtardık. Evet, kendimizi Torchic olarak kurtardık. Aynen öyle. Şuradan atlıyorum aşağı. Trikolar geldi. Bir trik oyuncu aldım. Bunlar özel saldırılarını yapmadan öldüreyim. Aşağı atlıyorum. Ve boss odasına geldik sayın arkadaşlar. Burada hangi boss olduğunu biliyorum ben. Mudkipler var ve Swampert bossumuz var. Trico olduk ve Swampert'la kapışacağız şimdi. O bize vurmasın aman diyeyim. Abone geldi, birazdan okuyorum. Take the potion mu? Tabi buna da vurmak... Oo, istiyoruz şu anda, saldırı yapıyordu çünkü. Murat Kuru abone oldu dostum, çok teşekkür ederim abone olduğun için, hoş geldin. Esport vurduğum için canımı yeniliyorum. Trico bu arada çok güçlü ilk oyunlarda. Yani ilk safhalarda. Abi yapma. Yapma dayı. Swampert'ın işini bitirdik. Şöyle düşen paraları topluyoruz.
2 dakika 28 saniyede de burayı temizlemişiz ve hava balonumuz geldi, krallığa geri döneceğiz şimdi. Karakterimiz bize de ödül verdi ayrıca. Oyun aslında bu şekilde arkadaşlar. Pokemon Quest özledim. Pokemon Quest'e benziyor, çok iyi. Bu ne, eğitmeni ne eğitiyorsun? Biraz onun gibi bir şey aslında. Bizim karakter kıbleyi gösteren Harry Potter. Güzel benzetme gerçekten. Speedrun mı? Ben speedrun yapmıyorum abi. Ben ilk defa oynuyorum bu oyunu. Oyunu buldum, dedim ki lan çok güzel gözüküyor oyun. Dedim ben bunu yayınlarda oynayayım. Yakaladığımız Nearly Captured. En son yakaladığımız Torchic'miş. Ember'ı varmış. Power 66 ve en güçlüsü de 71 power'la Absorb saldırısıyla Trico. Pokemon'lar evrim geçirebiliyor, evet. Mega evrim de oluyorlar. Gerçekten çok zevk aldım bu kadar Pokemon. Aynen, güzel Pokemon'lar getirdik reis, emin ol. Tabii ki aynen. Umduğum gibi sen gerçekten Pokemon toplamada çok iyi bir insansın. Çok perfect insansın. Anladınız işte yani. Evet, bizi ofikal, yani resmi bir maceracı olarak görüyor. Güzel, eyvallah, teşekkür ederim. Ve bu yolculukta aynen. Kendisi de bize yardım edecek, biz de ona yardım edeceğiz. Yani B2B, business to business gibi düşünün. Şimdi bize elmas verdi. Bu elmaslarla beraber kasabada mağazalardan ürünler alabiliyoruz. Sıcak hava balonları alıp farklı yerlere macera düzenleyebiliyoruz. Şimdi öyle yapacağız mesela. Şimdi oynayacağız abi. 10 elması alıyorum. Ve div balonu aldık. Tamam. Ha, diğer bölgeden de balonları şey yapabiliyorum. Bunlar benim şu an aktif balonlarım mı acaba? Bir balon. Tamam, bu benim. Report. Hangi yere gideceğim belirleniyor. Ve buraya gidiyoruz. Sanırım buranın boss'u Primplup olması lazım. Geldik. Şimdi Trico ile oynayacağız. Çünkü Trico'muz var ve Trico güçlü. Piplup oyuncağı düştü bu arada. Onu alacağım. Bu arada buradaki Pokemon'ların oyuncağı düşüyor. Eğer güçsüz Pokemon'larınız varsa onları satıyorsunuz. Çünkü çoğu Pokemon'dan bir sürü oyuncak düşme şansı var. Primplup geldi. Evet, Primplup geldi. İyi oldu. Şunları toplayalım. Bunların hepsini krallığa götüreceğiz. Ve işimize yarayanları saklayacağız. Oyunda Chandler yoksa benim için bitmiştir. Hadi buyur. Oğlum benim sevdiğim Pokemon Lampet, ben bu kadar içerlenmiyorum ya. Froakie'den sordum. Pokemon'un kafa aynamı vücut çarpılmış. Ya bunlar aslında şey, Pokemon oyuncak olarak gözüktüğü için, hani toy Pokemon'lar, oyuncak Pokemon'lar olarak yapıldığı için öyle bir durumu var. Bunların bir ara oyuncakları da satılıyormuş. Hatta aldığın oyuncakları entegre edebiliyor musun oyuna? Öyle bir muhabbet varmış. Tabii bunlar 2015'te falan gerçekleştiği için üzerinden bayağı bir sene geçti tabii. Onu atma bana. Onu atma bana. Şimdi ben hasar vereceğim. Oğlum. Oo. Kalk oğlum, kalk oğlum. Güzel yapıştık. Oyunun mantık ne? Oyunun mantık işte dungeon temizlemek ve krala şu an farklı türde Pokemon'lar götürmek. Ve tüm adaları tamamlamak. Ya yine de yani yine en fazla Pokemon toplayan bir eğitmen olmak aslında oyunun mantığı. Ada ada geziyoruz abi böyle. Oyunda ilk dörtgen vardı. Hayır, ilk dörtgen değil abi ya. Şey baya... İlk dörtgen dediğin şey, Kalos geni kaçıncı gen oluyordu acaba? Altıncı gen olmuyor muydu? Baya... Şimdi Dew Balon'u tamamlayalım bakalım. Ondan sonra diğer şeylere bakarız. Veya diyorsanız ki abi Dew Balon sıktı, farklı bir yere git, farklı bir yere gideriz. Filter ve Soft tuşuna bas abi. Tamam, ona da beğenirim. Eğer şu sıkıntıysa, yapamadıysak. Nasıl Pokemon eğitmeni olursun? Bir Poketopal 2 başlayıcıya saldır. 3 Pokemon sonuçta dek köle yapmak için Poketopal'ı sok. 4 onun kendi türünü sayısı kez öldürmek için başlayıcıya kullan. Evet, biraz sadistçe gibi
şey oluyor öyle söyleyince ama. Ama sonuçta yapacak bir şey yok. İnsanoğlu her daim kendine bir eğlence buluyor abi. O yüzden susacağız, aşağı oturacağız. Ben soyunun sesini biraz daha vereyim bu arada. Biraz kısmışım ben. Ağır bir müzik girdi diye ilk başta. Orada bir Froki var. O Froki'ler çıkarsa alırız ama ben Empoleon daha çok seviyorum. Of 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 of. Speed'imi düşürdü. Oha öldük abi. Bu ne biçim şey. Froki oyuncağı düştü. Aldık. Şöyle toplayalım bunları. Biraz şeyle benziyor arkadaşlar. Biliyor musunuz bilmiyorum. Pokemon Mystery Dungeon serisi. Çok güzel bir seridir bence. İçinizden hiçbir Mystery Dungeon oyunu oynayan vesaire var mı bilmiyorum ama. Orada bir şey gösteriyor. Ona bir gideyim bakayım. Gerçekten çok zevkli bir seridir. He, Magikarp kalmış. Biraz onu da bana şey yapıyor. Hani Pokemon'u yönetmek falan ama Mystery Dungeon'da şöyle bir durum var. Mystery Dungeon'da siz direkt kendiniz Pokemon'sunuz. O daha da ayrı bir şey. Ve Mystery Dungeon, ben şu zamana kadar şeyi oynadım sadece. Blue Rescue Team'i oynadım. Bizim burada Pokelopedi Mücahit'in önerisine göre de Explorers of Sky çok güzelmiş. Onu da bir ara deneyimleyeceğim. Eğer olursa canlı yayında yapabilirim tabii. Neden olmasın? CBR Mystery Dungeon'ı ne kadar oynasam bıkmam. Çok güzeldi, evet. Gerçekten öyle. Mystery Dungeon'ı izledik. Sen çekersen bir daha izleriz. Hadi buyur. Oha o ne lan? Hayır, Ezumarill. Oğlum Tailwhip mi yapıyor? Bak Unite'dan zaten artık canım sıkıldı. Ezumarill, Tailwhip, Ezumarill. Yok, bubble atıyor. Bir şey yapıyor abi. Bir şey hazırlıyor. Ona bir şeyler oluyor ama anlamıyorum abi. Fabrika bacası gibi tutuyor o. Yo, harbiden Tailwhip atıyor bu arada. Şu an korkmuyorum çünkü Esport saldırım var. Bu beni biraz hayatta tutuyor. İyi yapıştırdı ama. Dayı az vur. Allah'ını seversen. Neyse dur, aldık aldık. Oh, iyi yapıştırdı, yalan yok. Ranger ve Mystery Dungeon yeteri kadar bizim ülkede değeri bilinme. Aynen öyle, katılıyorum %100. Çok efsaneler. Mystery Dungeon özellikle çok güzel bu arada. Unite ekibiyle Little Company gelir mi? Bilmiyorum ya. Yani o... Bir şey diyemem ona.